Yakşukur, Trabzon ilinin Konya ilçesine bağlı bir mahalledir. Yakşukur'un ekonomisi hayvancılığa dayanmaktadır. Hayvancılığın yanında tarım ürünleri de yetiştirilmektedir. Bunların başında patates, mısır, kara lahana, fasulye ve pancar gelir. Meyvecilik çok azdır. Yakşukur mahallesinin önemli ekonomik birbirlerinden birisi de gurbetçiliktir. Gurbetçiliğin başlangıcı Zonguldak'tır. Taşkömürü madenlerinde çalışan birçok Yakşukurlu meslek hastalığı nedeniyle yaşamını genç yaşta yitirmiştir. Gurbet gerçeği Türkçülere de konu olmuştur. E Zonguldak Zonguldak gidin Konyalıları, kiminin yarı ağlar, kiminin yavrıları. E Zonguldak Zonguldak aldın gülümü aldın, beddua bilmeyirim seni Allah'a saldım. Daha sonra başlayan Avrupa göçünden de nasibini alan Konyalılar yeni gurbet alanı olarak Almanya'yı seçmiştir. Almanya başta olmak üzere Hollanda, Belçika, Fransa, Libya ve Arabistan gurbetçilerin yeni adresi olmuştur. Gurbetteki kazancın önemli bir bölümü Konya'ya gelmiş ve halkın geçimini sağlamada önemli bir etken olmuştur. Ekonomik sıkıntılar, özellikle tarım alanlarının azlığı, tarımsal birimlerin pahalı olması, üretilen ürünlerin yeteri kadar para etmemişi, ilçeden ve mahalleden göçü zorunlu hale getirmiştir. Yakşukur, göç veren bir mahalle durumundadır. İnsanları daha çok Trabzon, Samsun, Adapazarı, Bursa ve İstanbul gibi yerler birçok Yakşukurlu'nun yeni yurtları olmuştur. Sarısını soyda yarısını Armut'un sarısını soyda yarısını İstesem verir misin de gözünün karasını İstesem verir misin de gözünün karasını
kurası var, düşürüp kurası var. Sırtım da kafası var, düşürüp kurası var. Her gün olmaz sevdalık, kolumda sırası var. Her gün sevdalık olmaz, avunumda sırası var. Ne korkuyorum dumahtan, öz alemin duması var. Yakçukur'a gelmişken Yakçukur muhtarının evini de ziyaret edelim. Kendisiyle biraz sohbet yapalım. Muhtarım selamünaleyküm. Aleykümselam hocam. Merhaba muhtarım. Hoş geldiniz. Buyur otur. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Buyur otur. Biz de buyurun hocam. Yakçukur muhtarlığını ne zamandan beri yapıyorsun? Hocam 2009 30 Mart itibariyle efendim yaklaşık olarak 12 seneyi de kabul eden bir zaman muhtarlık yapıyoruz. Memnun musun muhtarlıktan? Elbette bu bir kutsal görevdir. Hocam yani bu millete hizmet etmek, efendim senin kafandaki bilgi ve birikimi efendim senin kafanda tutmaktansa milletle paylaşmak, evet, güzel bir şey. Evet. Yani efendim kafamızdaki olan birikimi efendim millete aktarmak, millete hizmet etmek, nedir bu su, nedir bu yol, efendim bu gibi hizmetleri efendim yapabildiysek ne mutlu olsun bize. Güzel. Yakçukur insanın neyle geçimini sağlıyor? Hocam Yakçukur'un insanı neyle geçimini sağlığı dediği zaman efendim hayvancılıkla, yani bu yörenin efendim en ağırlıklı konumusu hayvancılıkla idare edilen bir bölge. Ama buna rağmen emekli yatağı olan bir yer, emeklisi çok olan bir bölge. Efendim sadece Yakçukur değil, yani Kumyatak Vadisi olarak emekli yatağı olan bir bölge. Ama yeterli midir? Yeterli değil. Efendim bu hayvancılık türü üzerinde belli bir aşama geldiyse de yeterliliği yok. Evet. Çok gurbetçiniz var mı? Gurbetçileriniz nerelerde yaşıyor genellikle?
Gurbecilerimiz ağırlıklı olarak Zonguldak'ta daha evveli adında, efendim ondan sonra yurt dışı genelinde. Bu Almanya'sı var, Belçika'sı var, efendim Fransa'sı var, Rusya'sı var. Emekli efendim, olanlar dönüyor mu Yakçukur'a? Ev yapıp yaşıyorlar mı buralarda? Hali hazırda yani gözle görülen birkaç kişi var. Yani o kadar fazla gelen olmadı. Yakçukur'un ne gibi sorunları var? Çözülmeyi bekleyen ne gibi sorunları var? Yakçukur'un sorunlarından en büyük sorunu içme suyu alakalı. Tabii biz Göygen mahalle olduk. Mahallede efendim bu belediyelerin efendim sorunudur. Yani muhtarlığın da sorunu değil ama evet, muhtar bunları bilgilendirmek mecburiyetindedir. En ağırlıklı olarak efendim su sorunu. Yollarımızı bayağı belli bir aşamaya getirdik. Yani evet, şu anda benim bir heylanlı bölgemin dışında, evet, heylanlı bölgemin dışında betonsuz yolum 650 metredir. Evet. Ne kadar yolum varsa zannediyorsam 12-13 kilometre. Benim göğüm ufaktır ama 12-13 kilometre yol ağım var. Ana yollarımın dışında. Hı-hı. Dahiliye yollarım 12-13 kilometre. Buna rağmen 650 metre. Ölçtüm 650 metre betonsuz yolum var. Evet. Tabii ki heylanlı bölgemi saymadıktan sonra. O yapılmayı bekliyor diyorsun. O yapılmayı ve heylanlı bölgede yatırım yapmak biraz efendim riskli bir konu. Bundan sonrası için ne yapmayı planlıyorsun? Şunu da yapacağım, yapmak istiyorum, planlarım arasında var dediğin yol dışında, su dışında herhangi bir şey var mı? Var. Hocam şöyle söyleyeyim. Benim dededen babadan bir eski bir camimiz var. Bu camiyi eski mimari üzerine değerlendirmeyi düşünüyoruz ve ahşap türüyü efendim o camimizin iki kat yapıp üstünde bir lojman, yani bir misafirhane, altta efendim toplantı salonu, hem bayanlar için hem erkekler için, yani bayanları böyle ekarte edip de efendim eski yobazmış kafa yok bizde artık, onlar kalktı. Anladım. Biz de bayanlara efendim öncülük vermeye çalışalım. Hepimiz verelim. Ben öncülü bayanlardan yanayım. Anladım. Kutaba Şelalesi'nin programı ne oldu? Oraya gelecektim. Hocam su değirmenlerimizin efendim tamamen güzel bir şekilde faaliyeti geçirmek en büyük arzularımdan bir tanesi. Size ait bir yerde değirmen var mı, su değirmeni? Var, çalışıyor var. Durumda mı? Şu anda çalışmıyor. İlini inşallah efendim bu yılbaşına kadar çevireceğiz onu. O Kutava Şelalesi'nde giderken bir tane değirmen var. O sizin değirmen mi? Yakçukur değirmeni. Bizim değirmenlerimiz daha yukarıda. Burada iki tane daha değirmenimiz var. Başka değirmenler de var. Tane, üç tane değirmenlerim var. Tamam. O Kıtava Şelalesi'ndeki olan değirmen A meydanda Kumaşlılar, İncelli, efendim bu Turalı'daki Paşoğulları, efendim Ahmet Esmerler, Voloğulları'nın kullandığı birkaç kişi de bizde var. Yani hı hı, ortak olarak kullandıkları değirmen. Ama bizim yukarıda Yapşukur'un değirmenleri Sayrıcıoğlu'nun köprüsünün yukarısındadır. Bizim ayrıca değirmenleriniz var. Evet. Şimdi Kutava projesi ne durumda? Kutava projesi, hocam şu anda bir yol sorunu vardı. Bu yol sorunu izinleri alınmış, Ormaniye'den izinleri alınmış. Zannediyorsam Cuma günü Fen İşleri Müdürümüz beni aradığı zaman işte ormanla beraber gelip ağaçları tespit edip yolda tüzelkenli çizeceğiz. Maalesef yağmur yağdı. Ben yürüyemedim. Evet. Başka bir arkadaşımı tayin ettim. O işle meşgul olacak, o işi yapacak olan, yolu vuracak olan insanı tayin ettim oraya. Yağmurdan dolayı pazartesini atırdı. Anladım. Etüdü çizilecek. Hı hı. Efendim, etüden sonra yürüyüş yolunu belli bir yerden sonra tamamen arabaya öyle Kudava'ya inmeyecek. Belli bir yerden sonra efendim ki yapılacak olan yürüyüş yolu ahşap değil, doğal taşla beraber yürüyüş yolu yapılacak. Anladım. Farklı bir şey. Farklı bir şey. Hmm. Ve Kudava'nın üstünde sağ olsun belediye başkanımız efendim Osman Bey, efendim Fen İşleri Daire, Donya İlçesi'nin Fen İşleri Daire Başkanı Ahmet Hacı Kadaoğlu, efendim Kudava'nın üzerinde taras mı diyoruz? Teras. Taras. Taras şeklinde de bir görünüm ortaya koyacak. Tamam. Ve ondan sonra, yani Kudava Şelalesi'nden sonra biz de Osman Bey'le beraber baktığımız bir gaydan efendim doğal bir göletimiz var. Taşın içerisinde.
Farklı bir yerde mi, Kutavan'ın oralarda mı? Kutavan'ın hemen hemen 50 metre ya da 100 metre yukarıda. Yukarısında. Yukarısında. Hı. 50-100 metre yukarıda Longos köprünün altında tarihi kömür köprümüz var. Hı. Ve o tarihi kömür köprümüzü de efendim siz söyleyin, aklıma gelmiyor hocam bu. Keselim orayı, sen devam et, aklına gelsin. O köprüyü de efendim tadilat yapıp faaliyete geçireceğiz. Oraya da müşahede veriyorum. Hı hı. Efendim, ha benim daha farklı şeylerim de var. Yani şu Sayraş kısmında bakan bir vadimiz var. Efendim bir beyaz kaya var. İstersen fotoğrafını da çekebilirsin. Hı. Osman Bey'e o doğal olan göletimizin tamamen yamaçında olan, yakınında olan işte Çeyran'la beraber efendim doğal bir şelale. Yani hmm. Çeyran'la beraber oradan aşağı ışıklı bir şelale efendim arzu ediyorum. İnşallah. Yani ona zikrediyoruz. Tabii ki Osman Bey'in söylediği sadece bu sene, bu dönem, bu Kutavan'ın yürüyüş ölene tamamını bitirelim. Ondan sonra oradan beri devam ederiz dedi. Efendim en büyük arzum o. Farklı bir arzum var. Hı hı. Beş köye ibaret. Hı hı. Uzun Mezre, ta efendim Kuçiz, efendim Toyfa, bu üstündeki olan daha Beşikdüzü, İzmir, Beşikdüzü havalesine şu gibi turizmin ve o da yeşil yol ağına efendim yıllardan beri ben konuşuyorum. Hatta 4 tane 5 tane muhtar arkadaşımızla beraber. Efendim bu işleri çok mücadele verdik. İnşallah bunu da yapmaya çalışacağız. İnşallah. Efendim Toyfa, Uzun Mezre diyorlar. Efendim ben Kuş istiyorum. Hı-hı. Efendim aşağıda Raşi, hı-hı, İzmix, hı-hı, efendim daha 500 sahile kadar. Hı-hı. Efendim burasını yeşil yola alıp buradan yukarı da gidebilir. Karagustrak, Sazalanı, efendim Erikbeli devam eden bir efendim güzergah. Bunu da yeşil yola alalım. İnşallah o da olur. Muhtarım son olarak Yakçukur insanlarına mesajın nedir? Ne söylemek istersin Yakçukur insanına? Yakçukur insanına mesajım, birlik beraberliğimizi hiçbir zaman bozmamak şartıyla aşamayacağımız veya da yapamayacağımız hiçbir iş olmaz. Kesinlikle. Samiyet, özveri, güven bunların önünde ön planda tutulan konular bunlardır. Doğrudur. Birlik oldu mu her şey olur. Birlik oldu mu her şeyi aşarız. Aynen. Yolda olur, değirmende olur, Kudavan'ın efendim yürüyüş yolu da olur, Longos'un yürüyüş yolu da olur, evet, yeşil yol ağımız da olur. Hı. Efendim artı Sayraç'tan iki cami arasındaki yürüyüş parkur diye bir yol gündemimiz var Sayraç muhtarımla beraber. Doğru. Efendim burayı karayollarına bağlayıp Toyfa'ya kadar. Bu arada iki tane yürüyüş parkur yolu efendim düşünüyoruz. Yani efendim bunlar da olur. Yeter, evet, ki birlik, aynen öyle, beraberlik ve samimiyet. Aynen öyle. Muhtarım çok teşekkür, evet, ederim sohbet ben için. Allah ederim sağlık hocam, saat versin. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşça kal. Görüşürüz hocam. Allah razı olsun. Eyvallah. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Hoş geldin. Merhabalar. Kiminle merhaba, tanışıyorum? Bayram Birinci Yakçukur Köyü İmamı. İmamı. Evet. Şu aşağıdaki caminin imamısın tabii sen. Tamam, birincilerden. Birincilerden, tayin olan. Ne zamandan beri burada imamlık yapıyorsun? 5 yıldır. 5 yıldır. 5 yıldır burada. Yakçukur'la ilgili bize neler söylemek istersin? Memnun musun? Buradaki insanlar nelerle uğraşıyor? Nasıl gidiyor buradaki imamlık? Köy olarak memnunuz. Şimdi eski devlere baktığımız zaman gençlerimiz yaşlara göre 10 adım önde diyelim. Evet. Cemaat hususunda yaşlarımız cemaate kesinlikle katılmaz. Her, evet, gün Tonya'ydı, İskender'di. Alışılagelmiş bir şey. Cemaatimiz gençlerden oluşuyor. Onun için gençlerimize özellikle önem vermemiz gerekiyor. Yaklaşık kaç tane cemaatin oluyor? Mesela cuma günleri özellikle. Cuma günleri 35-40 o civarda. İyi. Cemaatin %99'u genç. Allah, anladım, razı olsun gençlerimize. Hı hı. Bu eski okulda, eski okulu lojman olarak mı kullanıyorsun? Lojman. Diğer tarafı lojman, evet. Tabii. İçi tadilat edilmiş. Tadilat edildi, kullanılıyoruz lojman olarak. Sen zaten buralısın. Buralıyız tabii. Burada görev yapmaktan da memnunsun. Memnunuz. Kaç tane çocuğun var? Bir tane. Allah bağışlasın. Kız erkek? Erkek. Salih birinci. Nasip olursa mesela buradan emekli olmayı düşünürüm der misin? Yoksa farklı yerlerde görev yapmak da ister misin? Köy olarak kendi köyüm memnunum. Emekli olmayı düşünmüyorum ama eğitim. Çocuğumuzun eğitimini öncelik vermemiz gerekiyor. Anladım. Şartlara göre, şartlar ne gösterir, anladım, bilemeyiz.
Oldu. Çok teşekkür ederim ben sohbet teşekkür için. Hayırlı görevler diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ay gibi yarım ulan da yıldızlara bakar mı? Ay gibi yarım ulan.